açılırdı ben yerken. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi herkese selam. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben gayet güzel bir şekilde şifaya kapmışım. Ama nereden kaptığımı biliyorum. Geçen hafta kesmeye gittiğimizde ben böyle yokuş yukarı yürürken çok terlemiştim. Sonra o ter benim üzerimde soğudu ve sırtım üşüdü. Ne zaman böyle olsa ben hasta oluyorum. Üzerinden birkaç gün geçtikten sonra. İşte sanırım o birkaç gün içinde vücut şey direnç gösteriyor falan galiba. O birkaç gün içinde aslında böyle tam indi şeyler yapsam belki hasta olmam mı acaba diye düşünüyorum. Ama meyve falan da yerim yani. Neyse. Ana kızıma bakın. Şanslı gel. Şanslı gel. Ay. Of. Arıyorum arıyorum. Böyle bir yanıyorum sanki. Arkadaşlar yanıyorum ben. Böyle bir burnum falan akıyor. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ana bak buranın camı açık. Allah'ım yarabbim. Mutfak camı. Mutfakta yemek yapınca şimdi yağmurlu havalarda kapıyı açmıyorum, teras kapısını, çünkü şanslı çıkıyor ve her yer patizli oluyor. Mutfak camını açmıştım. Kaç gün oldu acaba? Açık duruyor. Şimdi gel kızım, bak merhaba de. Bayağıdır video çekmiyoruz. Seni de özlemişlerdir. Günaydın de şanslı. Ya benim kızım çok tatlı değil mi ya, benim kızım? Oy. Böyle sıkıştırıyorum, sonra kaçacak bir yukarı. Şimdi kahvaltı etmek istiyorum. Yulaf yemeyeceğim. Yeter. Yemeyeceğim. Yemeden bıktım yani hani yulaftan. Yumurtalı ekmek yapmak canım istedi ya şimdi şurada yatarken. Ekmeğimiz var. Yumurtamız da var. O zaman neden yumurtalı ekmek yapmayalım? Bence çok mantıklı düşündüm şu anda. Yumurta ekmek yapmayı biliyor musunuz? Yumurtaları çırpıp ben bir tarifine bakayım. Ya tabii ki yumurtalı ekmek yapmayı biliyorum da bir an şey şüphesine düştüm. Acaba süt falan da mı koyuyorduk falan diye. Yok, süt koymuyoruz. Bunun içinde çırpsam ekmekler bunun içine sığar mı ya? Daha büyük bir şeyle çırpmam lazım. Ya nasıl da akıl küpü bir insanım ya. Bunun ekmekler sığar. Bunu da çırpayım. Şunları bir kaldırayım. Yeni çaydanlık aldım. Çaydanlık nasıl? Karaca'dan. Benim diğer çaydanlığım çok küçük olduğu için böyle birileri geldiği zaman falan da yetmiyor. İki kere falan denilmek gerekiyor bazen. Yani o yüzden ay bakıyorum. Büyük çaydanlık aldım. Akıllıca bir iş yaptığımı düşünüyorum şu an için. Biraz sporda ne yapayım? Şunları bir kaldıralım. Ne yapıyorsunuz? Beni özlediniz mi? Bir haftadır yokum buralarda. Üniversite gitme planları yapıyorum arkadaşlar. Oha! Lan zayıfladın mı yoksa? Kız bir zayıf çıkıyorum sanki. Ay inşallah zayıflamışımdır. Çok amin. Nerede? Diyet miyet yok. Yalan oldu. Sürekli tatlılar, şeyler, hamur işleri, bilmem neler. Öyle yani. Ama belki şey olabilir. Üç öğün beslenmiyorum ya. Gerçekten çok sağlıklı besleniyorum. Yani böyle üç öğün yemediğim için, iki öğün falan yediğim için o tatlılar sayılmıyor mu acaba? Kalorisi. İnşallah öyledir. Demiyoruz. Şansı çekil oradan. Aslında tam tersi olması lazım. Bırak 3 öğünü, 5 öğün falan beslenmem lazım. Ara öğünlerle falan. Ama tabi az az. İşte bende o yok. Bırakın bu diyet işlerini ya. Kalkmayamamış. Uyuyamamış bu anda. Kahve içelim sabah sabah. Ben artık şu kahve makinesini aldığımdan beri sabahları çay demlemiyorum. Zaten bir çaydanlık çay kendi başıma yani bitiremem. Bitiremiyorum yani. O yüzden kahve, ay saç, kahve yapıp geçiyorum. Aa, her yerden kıl tüyü çıkıyor ya. Şanslı bu tüyünün burada ne işi var? İki yumurta kırdım, bir sürü ekmek oldu ya. Görsünüz mü?
Bugün cuma pazarı var ya. Bilseydim aklıma gelmedi. Gider simit alırdım yani. Bu kadar ekmekten daha az kalorili olduğunu yemin edebilirim. Bir sürü ekmek oldu. Kaç dilim? 1, 2, 3, 4, 5. Chia buğdaylı, kara buğdaylı falan ama yani. Yine de ekmek yani. 5 dilim ekmek bakalım. Meyve resim değiştirme vlogu çektim. Hatırla. Şimdi bunları vlogundan devam. Makine açacağız. Birkaç havlu var. Bu niye bu kadar aşağıda ya? Şu kamera açısını ayarlayabilirsem her şey daha güzel olacak. Dün de buradaki paspasları yıkamıştım. Aslında hazır paspaslar yokken yıkasam iyi olur banyo ama öyle hasta gibi yok. Bununla sana bir temas etmek istemiyorum. Bir de şunu atalım. Hoş. Sığmak mı? Sığarsın ya yapma. Hoş. Sırada. Ses getirmiş. Anam sakin ısırdı. Sanki biraz uzun bile anladım. Şu havluyu da koyuyoruz. Bu mis mis koku biliyor musunuz? Gerçekten en güzel yumuşatıcı. Deterjanımızı koyuyoruz. Çamaşır askılığında aslında çamaşırlar var. Dün daha yıkadım. Ama herhalde kurumuşlardır. Yani en azından bir kısmı kurumuştur. Bunları sererim. Bunlar yıkanana kadar bunlar biraz daha harcanır. Bunu çalıştırdık. Hadi bakalım şimdi gidip süpürge yapalım. Şimdi de süpürge yapacağız. Kaç gündür evi süpürmedik çünkü. Şöyle süpürgemiz nerede? Süpürgemiz burada. Nasıl oluyor böyle gübür gübür toz birikintileri? İlginç ilginç şeyler ya. Herkesin böyle şeyler var mı? Benim evim bir toz birikintisi oluyor acaba. Şimdi süpürelim. Şeyi göstermek istiyorum. Şunu.
bu ne dediğinizi duyar gibiyim. Neye benziyor? Belki aranızda görenler olmuştur sokakta falan. Şimdi çaydanlık aldım dedim ya, gösterdim size. Bu çaydanlığın kutusu. Bunu poşetle kaplayıp koli bandıyla bantladım. Sonra bir tarafından delik açtım. Bu bir kedi yuvası. Bu soğuk kış aylarında kedilerin kardan, yağmurdan saklanmaları için böyle bir şeyler yapıp kışın sokaklara koyuyorum. Başka yapanlar da var. Görüyorum çünkü sokaklarda bunun gibi şeyler. Bunu çok basit siz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani. Marketlerden isteyebilirsiniz. Böyle küçük kutular. Her markette var. Genelde çöpe atıyorlar. Onun dışında sadece dikkat etmeniz gereken şey koyduğunuz yerin bir tık güvenli olması. Çünkü kediler bunun içine girdikten sonra biraz savunmasız oldukları için onu orada bir köpek görürse, kıştırırsa kavga ediyorlar biliyorsunuz. Boğabilir, bir şey yapabilir. O yüzden mesela apartmanın önünde beslediğiniz kedi falan varsa yapabilirsiniz onun için. Çünkü bu sizin gözetiminiz altında falan olacağından. Ya da işte bahçeye olabilir, apartmanın bahçesine. İşte bir bulursunuz yani yer. Ama mutlaka bence yapın. Güzel bir şey. Şanslının... Gel kızım. Gel gel. Ay! Şanslı tırnağın! Of ya! Şanslının sokaktaki arkadaşları için yaptık. Of! Şuram bakayım kanıyor mu? Şanslı çok acıttın aşkım ya. Of! Isırıyor bir de, defol! Şanslıyı sokağacağım. Bunu da sen şanslı için yaptım zaten. Allah aşkına bu çocuk bir gün beni öldürecek. Şuraya bakın. Bir de bacağıma yaptı, onu da göstereceğim. Şimdi bir dakika, frikik vermedim. Bir dakika. Şuraya bak. Ya gerçekten. Her yerim cızık cızık oldu ya. Şanslı ya. Of ya. Birazcık malum hastayım ya. C vitamini almam lazım. C vitamini nereden alıyoruz? Meyvelerden. Telefonum durarsa. Eskiden portakal yeme storyleri çekerdim Instagram'a. Herkesin iştahı açılırdı ben yerken. Azıcık da oraya çekeyim. Ben bildim portakal böyle yenir. Böyle yuvarlak yuvarlak kesip yiyenler var yine kabuklu. Kabuğunu soyup dinleyenler var ki asla tasdif etmem. Bunu böyle suyunu sormurman lazım portakalın. Allah burnum falan akıyor ya. Bu arada Balıkesir'e gidiyorum. Biletimi aldım. Bizimkilerin haberi yok. Çarşambaya aldım. Gideceğim. Sürpriz yapacağım. Bugün hava o kadar kötü ki yani. Benim sağlık durumumdan bile daha kötü. Şimdi yıkadım çamaşırlar, yıkandı. Onları bir alacağım da şuraya şöyle bir toplayayım. Bir dakika, böyle mi yapayım şunu? Şimdi çamaşır şeyi teli dolu olduğu için, burada da çarşaf falan olduğu için zaten bunlar tele de sığmıyor. Ay saatim düşecekti. Tele de sığmıyor. Genelde ben bunları kapı başlarına falan atıyorum, çarşafları. Yani öyle yapacağım. Büyük parçalar, çünkü küçük parçalar, ay. Ya bir de çarşafın içine giriyor ya makine. Ne atarsanız. Bir de o var. Küçük parçaları çamaşır teline yer bulup asarım da, havlular falan. Ay. Ay. Çamaşırcı geldi hanım. Ölüyor. Abartmayayım. Ama ilerlemez inşallah ya. Çünkü böyle başlayıp yataklara düşercesine hasta oluyorum sonrasında. Şimdi burada. Benim bütün kirli çamaşırlarımı gördünüz. Ay. Ay.
bunlar zaten kurumuşlardır. Bunlar küçük şeyler. Üçüncü tabak, bir puan. Bunlar çoraplar falan mesela. Alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Şimdi bunların yerine bu yastık kılıfımızı mesela bakalım. Bu da kurumuş mu? Bu da kurumuş. Bunu da alıyoruz. Şu halımızı takalım onun yerine. Şuralar boş, şu kenarlar. Telin her yerine. Bunu duruyorum. Kenara köşe asmak istiyorum ama şunu şuradan bir alayım. Bunu buraya bir yere asayım. Çocuğu kapı başına falan asılmaz yani. Banyoda da bırakmak istemedim. Böyle yaydırmam lazım ki çünkü. Bunu gene buluruz yani şuraya. Şimdi bunları ay yastık da geldi. Gidelim kapı başlarına asalım. Mesela. Allah. Mesela şu yorgan. Bunu nereye asayım yani? Kocaman şey. Getiriyorum. Hop. Atıyorum. Mis gibi askılık yani. Yere falan da sürünmüyor. Kapı sonuçta uzun bir şey, sürünmüyor değil mi? Aa, süründü. Biraz şöyle atalım. Çok üst üste oldu ya öyle de. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Şu ucunu şöyle biraz daha tekrardan attırırsan. Biraz üst üste oldu ama olsun. Kurur gene de. Bu çarşafı da diğer kapının başına. Yani buraya. Ya bu biraz daha buraya asmak kötü oluyor. Çünkü kapının arkasında bir sürü şey olduğu için. Monttur bilmem nedir. O yüzden şöyle çok arkaya sarkıtmadan asıyorum buraya. Heh. Oldu vallahi he. Şuna bakın. Evet, yanlış görmediniz. Sabahtan beri böyle mal gibi yatıyorum. Şunu kısalım ki telif yemeyelim. Dışarı çıkmaya korkuyorum çünkü Balıkesir'e gideceğim için pazar gitmek istemiyorum. Alışveriş yapmak istemiyorum. Bir çıkayım hava alayım diye düşünüyorum aslında ama gidersem tatlı almaktan korktuğum için gitmiyorum. O yüzden ikilemdeyim şu anda ve tek başıma da yatmıyorum üstelik. Sabahtan beri yattığımız işte bu. İşte bu. Beraber yattık. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi tüm şarkılarda her şey sana beni hatırlatıyor. Şanslı ya. Sesimin güzelliğinden şanslı hayranlık duyup beni yalamaya başlıyor, görüyorsunuz. Neyse, ben iyice cozuttum. Evde oturmaktan gideyim. Biraz yürüyeyim. Beynim oksijen gitsin. Hava alayım. Bakayım. Hasta gibiyim ama. Isırma çocuğum. Isırma. Isırma. Şuna bak. Şuna bak. Şuna. Ağzını. O burnunu var ya. Bu burnunu. Burnunu kopartacağım bu burnunu. Bu ağzını kopartacağım bu ağzını. Oh, yaptığım kedi kulübesini de şuraya koydum. Apartmanın önüne. Hatta buraya böyle bir kap. Su kabı ve mama kabı da koymayı düşünüyorum. Su ve mama da koymayı. Çünkü bizim apartmanın önünde baktığımız bir kedi var. Baktığımız derken ben aslında çok bakmıyorum da bir tane kadın yukarıdan sürekli yemek atıyor. Belki o kedi gelip girir içine diye düşündüm. Ama şimdi apartmanda kapının önünde kedi falan istemeyenler atarlar mı? Ondan da emin değilim. Başa hep göreceğiz. Hava yağmurlu bu arada. Şöyle bir caddenin başına doğru yürüp geleceğim. Onu para çekeceğim. Bu caddeyi de trafiğe kapattılar bu arada.
Yani güzel oldu, iyi oldu. Çünkü çok yürüyemiyorduk falan arabalarda. Ama tek bir eksiği var şu an bence. Böyle bir aralara oturma bankları falan korumaları lazım. Tam annem ve babamın takılacağı orada. Şu caddede bütün gün boyunca o bankta oturabilirler yani. Gelene geçene bakabilirler. Ay öksürdü. Köpek öksürdü. Mesela bir para çek pazara uğrayayım. Alacağım bir şey yok ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Meyve falan alırım hiç değilse. Bir de bugün de yemek yapmayacağım. Dünden yemeğim var çünkü. Öbür güne bile yeter. Öyle bir çorba yapmışım ki yani bir tencere. Az yapmaya gayret ediyorum ama olmamış. Bu sefer yapamamışım. Başka yemeğim de var. O yüzden sebze almayacağım. Hayatımda gördüğüm en paspal insan olabilirim ya. Şuraya bak. Gördünüz mü? Çamur yapmışım. Nasıl yapmışım ya? Ben anlamadım. Bunlardan çıktım. Sadece muz ve yarına simit aldım kahvaltıya. Tost makinesinde ısıtırım. Ama şu an simiti yememek için inşallah yemem yani diye dua ediyorum. Neyse eve gideyim akşam yemeği yiyeyim de o zaman simiti yemem. İnşallah simiti yemem cümlemin üzerinden 3 saniye geçtikten sonra. Peki inanmış mıydınız yemeyeceğime? Tadına baktım. Hepsini yemem. Hiç olan. Çorbam domates çorbası. Bayağı çok yapmışım. Dur şöyle göstereyim. Şöyle. Yani nedense kendi kendime nazar etmiş olabilirim. Çorbaları çok güzel yaparım ama bu ya şöyle diyeyim. Çok lezzetli olmadı. Muhtemelen domatesinden. Hani domatesin mevsimi olmadığından keşke. Annem yaptı konservelerden yaz domatesinden yapsaydım yani daha güzel lezzetli olurdu. Bunun çok lezzeti yok. Ama marketten alırken de ucuz domatesden aldım. Nasıl olsa ezilecek falan diye. Sonra arkadaşım dedi ki Çanakkale domatesi alın güzellerinden al falan. Dedim ki nasıl olsa onu rendeden geçiririz yani. Sağlam olmasına güzel olmasına gerek yok ama lezzet kısmını hiç düşünemedim. O yüzden biraz çorbadan gol yedik. Bir de çok olmuş. Lezzetli yaptığım çorbalar böyle azıcık oluyor. Hemen bir günde iki günde bitiyor. Bu da kötü ama çok olmuş. Artık kalanı da döker miyim? Ne yaparım bilmiyorum yani. 3 gündür içiyorum çünkü hani çorbayı. Bu da mercimek yemeğim. Ay ışık da pek gözükmüyor ama. Yani içinde kıyma var. Mercimek, pirinç, bulgur bir sürü şey var. Dün yedim, bugün yedim. Yarına da var ama yarın muhtemelen dışarıda yiyeceğim. Çünkü arkadaşlarımla falan buluşacağım. Bilmiyorum kalanlar. Yarından sonra desen başka bir yere gideceğim muhtemelen. Ondan sonraki günler vesaire vesaire o kadar da kalmaz yani. Hani kötü olur. Ne yapacağım bilmiyorum. Bulaşıkları da yıkadık, rahatladık. Şimdi size bir şey soracağım. Şu hayatta yoğurttan daha çok sevdiğim bir şey varsa o da tencereden yenen yoğurt. Gerçekten yoğurdu çok seviyorum. Kaymağı. Kaymaklı yapmışım. Şimdi ben bir kahve yaparım kendime. Ayağımı uzatırım. Dinlenirim. Bütün gün dinlenmemiş gibi. Keyif yaparım. Sonra size bu videoyu editlerim. Sonra siz izlersiniz. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.